Vallahi insan utanmasa dışarıdan sadece ben elimi uzatayım hatme yapılan yere, elimle o taşları sayayım diyecek. Çünkü bizi kirleten, bizi pis hale getiren nefsimizdir. Necis olan nefstir. Emaretin sütür. Her halükarda kötülüğü emredicidir. O nefsinle geliyorsun, hatmeye giriyorsun, oturuyorsun. O yabancıyı da beraberinde sokuyorsun. Kafanda 50 tane tilki dolaşıyor hatmeye karşıganda otururken. 50 tane günah, haram olan şey aklına geliyor. Allah'ın istemediği şey. Dünya geliyor aklına, dünya. Haram günah derken işte illa zina, bilmem efendime söyleyeyim faiz veya efendim içki, kumar filan bunlar aklınıza gelmesin. En büyük günahlardan birisi kibir ve gururdur. En büyük günahlardan birisi enaniyettir. En büyük günahlardan birisi dünya sevgisidir. Dünyanın dertleridir. Onların hepsini getiriyoruz, hatmeye oturtuyoruz. 100 taş 20 kişiye dağıtılır. 100 taşı 20 bin kişiye dağıtmak gerekir. Yani var ya hepsini bilsek. Bir kardeşimiz vardı. Böyle salih birisiydi. Bir gün hatme yaptık. Ertesi gün geldi dedi, abi ben bu gece bir rüya gördüm falan. Dedim hayırdır? Dedi rüyada gördüm hatmen içerisinde bayanlar vardı dedi. Yani erkekten yaptığı bir hatmeydi. Böyle araya kadınlar falan oturmuş. Dedim valla işte. Herkes ailesiyle geliyor hatmeye de o yüzden dedim. Allahu Teala hatmede edeple, saygıyla, haddini bilerek ve o yabancıları da dışarı çıkararak hatme yapmayı nasip etsin. Nasip etsin ki biz o isimlerini saydığımız o kutsal ruhaniyetlerin, o kutsi ruhların, Sadat-ı Kiram'ın ruhaniyetlerinin farkına varabilirim, hissedebilirim onların varlığını. Allahü Teala bu kalbi, bu temizliği, bu edebi bizlere nasip etsin. Ne kadar nazik ve zarif olursak hatme-i hacegana oturduğumuz zaman, ne kadar böyle tabiri caizse kendimizden vazgeçersek hatme-i hacegana o kadar fayda görürüz.